Başladık onu. Saygıdeğer Barat TV izleyicileri. Şu anda Yörük Yürüyor programın da Ayvacık köyünde Değirmenci Şevket lakaplı Şevket Çinoğlu ile beraberiz. Şevket amcaya bu değirmenin ne zaman, nasıl kurulduğu hakkında bilgi soruyoruz. Ve Şevket amca nasıl oldu bu değirmenin geçmiş hakkında bilgi var? Bu değirmenin geçmişte siz anlattın ya. Mesela Yunan zamanında Yunan'ıymış. Yunan'ı atıyorlar, kesiyorlar. Devlete kalıyor. Devlet ihaleyle uçaklı Celeborg ile veriyorlar bu değirmeni. Onunla 30 sene döndürüyor. 30 sene sonra tabii köyün hali vakti canlanınca fakirlik varmış. Şehri kovalamak için adamın kendini yaramıyor. Rahul ediyor, o da korkuyor. 1942'de değirmeni satacağım diye ayağa ihale veriyor yani. 1942'de mesela şu Macir köyünden bir usta varmış. O ustayla babama haber yolluyor, alam diye. Ve o dolayısıyla 1942'de bu değirmen bize geçmiş oluyor. Ondan sonra 30 sene biz bunu ona verdik, buna verdik. Döndürdük. 1970'te ben kendim köyden göçtüm, geldim. Bir daha köye dönüşüm olmadı. Buraya yerleşmiş oldum yani. 70'ten beri Emir Özesin yani. Evet. Tamam. 43 senedir Emir Özes toprağında oturuyorum bu köyde. Bana doğrusunda işte. Esas kendi köyü neresi? Davulgu. Davulgu köyü. Hocalara bağlı. Davulgu köyü yani. Esas kazamız. Sandıklı Çinli kaza hocalar oldu galiba. Afyon'un. Peki değirmen eskisi gibi dönüyor mu yani? Dönsem dönüyordu. Mesela ben geldim 70'ten baş çukur 80'e 90'a kadar çok güzel döndü. Evet. Ondan sonra tabii fabrikalar meydana geldi. Ağat köyüne kurulamızın dibine fabrika kuruldu. Oraya kurulunca adam onu sağlı temizlemesi, yüğmesi zor geldi. Biraz alabilirse seyredi. Ama fabrikayla bunun arasında bayağı fark vardı. Canım bunun bir özeti var. Kepeği, efendim özü, dadı, her şeysi şekere, tansiyona faydası olan bir un yani. Evet, natural yani. Evet. Hiçbir katkı maskesi. Bunu yediğin zaman şeker senden düşüyor yani, kayboluyor. Evet. Bu şu devamlı. An öğüttüğümüz ne oluyor bizim burada? Burada öğüttüğümüz un bildiğin arpa, buğday. Hepsini öğütebiliriz yani. Darı öğütebiliriz. Mesela sabahleyin darı öğüttük. Ha, çok güzel. Anladın mı yani? Buğdayı öğüttük. Dün uçaktan geldi adam 30 ölçek. Yani bu eski devrinin kıymetini bilenler gene de geliyorlar değil mi? Aynısı. Şimdi var. Dün Kaplangı'dan geldi mesela senin Muntaz Bey'in. Kardeşinin oğlu filanmış. Yeni onlara sormaya geldi. Yemen dönüyor. Baktılar gittiler girsin geri. Mesela vatandaş girsin geri aynı bir dönüş var yani faktör yani. Peki bunu yerlerini nasıl yapıyorsunuz yani? Neye göre büyütüyorsunuz? Saatin olarak yoksa? Hayır. Kilosu 120 kuruş yani. Kantara bakan. Evet. Mesela fitre vardı. Evet. Ondan bir kaşık hak alıyorduk. Tabi zamanla o fitrenin diğeri kalmadı mesela. Başıma kadar ben gördü arkadaş, suyu tuttuk geldik, burada bekliyoruz mesela 2 liraya öğüt dediğin gibi yani 1,5 liraya burada harcama kadar birkaç rakam olmaz. Neyse biz bunu mesela bir ölçü bul, 3 liraya geliyor yani ama 30 liraya geldi mi? 3 liraya geliyor. Kaç saat ödüyor bu kiloya? Canım, değmeni güzel ayarlığa düşersen sabahleyin 8'den 7'de koy ve akşam 8'e kadar 60-70 ölçü değmeni büyüdür yani, değmenin uçurumu iyi. Su bol yani. Su var. Sonra koyar mesela şu. Bunun bir 3 tırnak su var. Bir de mesela 5 tırnak su var. Evet. Mesela bunu taktığın zaman saatte 5 ölçü yüdür istersin yani. He. Bunun özeli bu. Biz bunu şimdi su az, vatandaş su sıkıntısı çekiyor. Evet. Şundan döndürüyor. 4 tırnak. Evet. Bundan fazla değil. İstediğin çoğalabiliyor yani suyu. Tamam ben hemen İstediğim için onu hemen iniyorum 5 dakikada. Onu çıkarım, bunu da koyarım, tamam. Tamam. Saatte 5 ölçek, hiç. Anladım. Bu anda burada bulunan misafirimiz. Amca, gel abi, ya. Sen konuşabilir misin? Amca konuşalım bir anda. Siz nereden geldiniz buraya? Ben Fransa'dan geliyorum. Fransa'da oturuyorum. Evet. Ben de Belçika'da oturuyorum. Çok güzel oldu. Hangi köyden geldiniz? Biz Macur'dan geliyoruz. Babam işte hayvanlara... Hayvanlar için evet. Arpa. Yal yapmak için. Yal yapmak için evet. İlk defa yani. Ben de görüyorum. Evet. Güzel bir yer. Evet. Güzel bir yer. Evet. Her şey orijinal. Natural. Natural. Maddesi yok. Çok güzel yani. İlk defa geldim. Evet.
Harika bir şey. Harika bir şey. Harika bir şey. Harika bir şey. Değerli inşallah. Yani devam eder. Sevgi abi, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Yani bu benim eklediğim, sen görmedin. Siz hiç bitirdiniz. Sen izledin mi sen ben orada? Görmedim bir şeyde. Nerede? Televizyonda. Senin, sizin görüş içerisinde. Yok, görmedim ben. Görmedim ya. O zaman şöyle bir yere oturalım, bilmiyorum. Sen orada çekeceksin bilmiyorum. Ben iki bey Türkçü gibi ben sana tamam. Bunlar şarkıcı, türkücü diyorlar kendileri ya. He. Bakalım ben neyi çekiyorum, onlar neyi çekiyorum. Hadi bakalım, bu da Emirdağ.